Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Creality CR6S'ye 3D yazıcıyı inceliyoruz. Hemen yanında görmüş olduğunuz bu arkadaşımız yeni inceleme konuğumuz olarak karşımızda yer alıyor. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Bu aslında bildiğimiz standart bir 3D yazıcı, yani 3 boyutlu yazıcı. Farklı farklı malzemeler üzerinden bize bir baskı almamıza imkan tanıyor. Temelde diğer modellerde olduğu gibi bir tablomuz var. Tablo ileri geri hareket edebiliyor. Bu modelde gördüğünüz gibi şöyle ve şöyle hareket edebiliyor. Aynı zamanda bir kafamız mevcut. Buradan filament baskısı alınıyor. Bu kafada sağa sola ve aynı zamanda yukarı aşağıda hareket edebiliyor. Yani toplamda diğer 3D yazıcılarda olduğu gibi 3 eksenli bir etkileşim söz konusu. Cihazın yan tarafında bir adet filament besleme bölümümüz var. Buraya filamentimizi takıyoruz. Bu arada bu kutusundan bu şekilde çıkıyor. Şöyle küçük bir deneme boyutunda çıkıyor. Normalde filamentler daha büyük oluyor ve 1 kilogramlık oluyor. Burada 200 gramlık bir filamentimiz var. Bu kolumuz bu şekilde böyle sağa sola oynayabiliyor. Ön tarafında cihazın bir gizli bir çekmece bulunuyor. Şöyle çıkartmaya çalışayım. Şöyle bir çekmecemiz var. Bu çekmeceye böyle kutusundan çıkan belli aksesuarlar var. İşte mesela böyle bir spatulamız var. Bu zemine yapıştırarak baskı aldığı için bu malzemelerimizi kazımak için kullanıyoruz. Şöyle bir yan keskimiz var. Yine kurulum için kullandığımız bir alyan anahtarımız mevcut. Ayrıca şu şekilde bir böyle değişik de bir yine bir alyan anahtarı gibi bir anahtarımız var. Bir de bir şöyle bir anahtarımız mevcut. Aynı zamanda dokümanları kullanmak için ve taşımak için bir SD kart çıkıyor kutusundan. 8 GB'lık NetHack marka bir SD kartımız var. Yine bu SD kartı o kart okuyucusu olarak da bir USB kart okuyucumuz çıkıyor. Şimdi bunları böyle koyuyoruz kutusuna. Ondan sonra da gerekli baskıları almaya başlıyoruz. Bu tarafta bir sıkıntımız yok. Öte yandan bir de bir ekranımız var. Dokunmatik ekran. Dokunmatik ekran da demonte geliyor ki yeri gelmişken biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Şu çekmeceğimizi de yerine yerleştirelim. Şimdi bu ürün demonte olarak geliyor. Diğer 3 boyutlu yazıcılarda olduğu gibi. Nereleri demonte, nereleri değil onu ben şimdi size göstereyim ama detaylarda onun nasıl kurulduğunu göstereceğiz size. Şu tablonun bulunduğu alt kısım komple tek parça olarak geliyor. Bu 1, bu 2 ve şu 3 demir profillerse ayrı olarak geliyor. Bunun dışındaki diğer her şey zaten cihazın üzerinde gelmiş oluyor. Bir ekranımız yine demonte geliyor. Biz takıyoruz. Çok kolay takımı. Yine benzer şekilde bu filament tutacağı da yine yan tarafta demonte olarak geliyor. Onu da buraya biz kendimiz yerleştiriyoruz. Bunun dışında kurulum kolay mı zor mu? Şöyle çok kolay değil, çok zor da değil. Eğer bir parça el alışkanlığınız varsa, bu işlere yatkınlığınız varsa cihazı kurmanız 30-35 dakika sürüyor, 40 dakika sürüyor en fazla. Kutusundan güzel bir kitapçık çıkıyor. Kitapçığın içinde anlatıyor size ama ben oradan anlayamadım derseniz YouTube'da Creality'nin kendi bir kanalı var. O kanalda bütün modellerin olduğu gibi bu modelin de kurulum videosu var. Ona bakarak daha rahat yapıyorsunuz. Çünkü kitapçıkta hani bazı şeyleri gösteriyor ama küçük oluyor, tam anlaşılmayabiliyor. Videoda çok net bir şekilde anlaşıp yapıyorsunuz. Çok zor değil kurulum. Dediğim gibi birkaç vida sıkıyorsunuz, birkaç kablo bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra zaten cihaz hazır hale geliyor. Peki teknik özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Akıllı otomatik tablo ayarımız var, cam tablomuz var, 0.4 mm nozul çapı, PLA, ABS, PETG, TPU ve Wood filament desteği, USB ve SD kart bağlantımız var, kolay ve modüler bir tasarımımız var, dokunmatik ekranımız var, yeni nesil nozul ve extruder tasarımı var, entegre alet kutusu, filament sensörü, LED aydınlatma, ayarlanabilir eksen kayışları, elektrik kesilince kaldığı yerden devam etme, 350 watt güç tüketimi ve 9.5 kg ağırlık olduğunu söyleyelim. Yazıcının biz incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı ise yaklaşık 3000-3100 TL civarındaydı. Gelelim Creality'nin CR6S yazıcısının kullanım deneyimine. Şimdi kurulumu yaptıktan sonra bir tablo ayar diye bir şey vardır. Eğer 3D yazıcı kullandıysanız daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da ilk defa kullanacaksanız tablo ayarının yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu ayarı bu modelde otomatik olarak yapıyorsunuz. Manuel olan modellerde nasıl yapıyor? Belki onu merak edenler vardır. Tablanın her bir köşesinde 4 tane vida vardır. O vidaları çevirerek tablanın kafaya paralel hale gelmesini sağlamanız gerekiyor. Bunun için de işte bir elinize kağıt alıyorsunuz. Nozülle yani baskı alanıyla tablo arasında bu kağıdın tam olarak girmesi gerekiyor. Çok hafif sürtmesi gerekiyor. Bunda öyle şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Menüye giriyorsunuz dokunmatik ekrandan.
tablo ayarını yap diyorsunuz, otomatik olarak yapılıyor. Bu çok güzel. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü birçok modelde de ne yazık ki hala manuel ayar yapmanız gerekiyor. Bu modelin otomatik bir ayar sunması bence gerçekten de iyi oldu, güzel olmuş. Öte yandan filament beslemesi, ekstrudörü ve diğer kafaya baktığımızda ise filament beslemesi çok güzel tasarlanmış. Otomatik bir alanımız var. Oradan filamenti içine geçiriyoruz. Daha sonra özel bir kilit mekanizması var. Onu açıp filamenti içeriden geçirdiğimiz zaman şu beyaz borudan şöyle ucuna kadar kendisi hızlı bir şekilde geliyor. Çok da kolay. Gerçekten çok kolay. Yani kraliyet işi çok kolaylaştırmış. Kurulumu, hazırlanması, şu sulusu bir saat içinde baskıya hazır hale geliyor. Bütün ayarları da yapması çok uzun sürmüyor. Tablo ayarı zaten 1 dakika falan sürüyor. Ve tablo ayarı yaparken de ekranda böyle 16 tane nokta gösteriyor. 16 noktaya otomatik olarak kendisi hızlı bir şekilde ayarlayıp baskıya geçebiliyorsunuz. Peki baskıyı nasıl alıyoruz? Gelelim bu tarafa. Şimdi bütün 3D yazıcılarda olduğu gibi baskı birazcık meşakkatli arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani böyle normal bir yazıcıda olduğu gibi Ctrl P tuşuna basarak baskı al gibi bir komut veremiyorsunuz. Burada nasıl yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Öncelikle şu SD kartı önemli. Bunu özellikle kutudan koyuyorlar, kutudan çıkıyor. Bir Creality'nin Slicer isimli bir yazılımı var. O yazılımı indiriyorsunuz, kendi yazıcınızı seçiyorsunuz ve baskı alacağınız dokümanın 3 boyutlu haline indirmeniz gerekiyor. Orada da farklı formatlar var ama en çok kullanılan format STL formatı. O STL formatındaki dokümanı indirdiğiniz zaman slicer'a atıyorsunuz ki slicer aslında dilimlemek anlamına geliyor. Ve hani biz bunu çok hızlı anlatıyoruz ama slicer için sadece bir video çeksek belki birkaç saat sadece o yazılımı anlatmamız var. Çünkü o yazılımda çok fazla ayarı var. Ama hem videoyu uzatmamak hem de ana konumuz o olmadığı için birazcık hızlı geçeceğim ben o tarafları. Ama onunla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. En azından slicer'ın temel özelliklerini anlatacağımız bir video olsun, merak edenler olur diye tahmin ediyorum. Slicer'ı attıktan sonra dokümanın ayarlarını yapıyoruz. Diyoruz ki şu doluluk oranında olsun. Çünkü o filamentin, yani daha doğrusu baskının içindeki doluluk oranını biz ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Çok doluluk yaparsak, yani genelde ortalama baskılarda %15-20 aralığında bir doluluk oranı tercih edilir. O rakamı biz arttırabiliriz manuel olarak ama o zaman hem baskı süresi artacaktır hem de harcadığımız filament artıyor. Tabii bunlar hep birisi zaman maliyeti, bir tanesi de para maliyeti olduğu için orada kendimiz belirliyoruz ama genelde %15-20'dir. Belirledikten sonra dokümanı kayıt ediyoruz. İstersek işte bu bellek kartını atmamız gerekiyor ya da normal bilgisayar atıp daha sonra bu bellek kartını atıyoruz. Bu bellek kartındaki dokümanı da buraya getirip şuradaki kart okuyucumuza, nerededir kendisi, şurada taktığımız zaman buradan da menüden de yazdır dediğimiz zaman, yani print dediğimiz zaman yazma işlemi başlıyor. Peki yazma işlemi ne kadar sürüyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. En küçük bir materyal bastık, küçücük bir şey bastık biz daha önce mesela bir yazıcımızda. 45 dakika sürüyor arkadaşlar. O en küçük bir şeyde şu kadarlık 10 gram bir malzeme harcadığını söyleyebilirim. Şöyle bir akıllı saat standı bastık. Bu mesela 3 saat sürdü. Bunun doluluk oranı da %15. Yani şu 3 saat sürüyor. Yaklaşık 20 gram da PLA harcadık bunda biz. Ki biz yaptığımız bütün testleri PLA baskılar üzerinden yaptık. 20 gram PLA harcadık ve bu şu baskı 3 saat sürdü. Ben çok daha kompleks bir şeyler daha bastım mesela. Oradaki baskı saatimizde mesela bir desktop organizer bastım. Onun süresi 35 saat oldu. Yani basacağınız malzemenin kompleksliğine göre ve seçtiğiniz dolgu yoğunluğuna göre süre artıp azalabiliyor. Ama ortalama bir, hani minimum ortalamada bir şey basmaya kalktığınızda 2-3 saat mutlaka ayırmanız gerekiyor. En az ki rakamı söylüyorum 5 saat, 6 saat, 8 saat, 10 saat, 20 saate kadar çıkan baskı sürelerinde olduğunu belirteyim. Yani baskı işi birazcık meşakkatli ama bütün 3D yazıcılar için bu geçerli. Fakat bu ürün, yani CR6SE modeli bunu oldukça kolay hale getirmiş. Tablo ayarı yapmıyorsunuz. İşte filament beslemesi falan çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bu eğer hani bu sektöre girmek istiyorsanız, bu alanda bir şeyler yapmak istiyorsanız, ya benim de bir 3D yazıcım olsun diyorsanız başlangıç için alınabilecek bir model olmuş. Gelelim merak edilen bazı diğer konulara. Örneğin sesi yüksek mi? Şimdi cihazın açtığınız zaman, mesela açayım ben. Şurada yan tarafında bir düğmemiz var. Sesi çok yüksek değil. Bakın burada 30, en fazla 30 desibeldir. Bu bekleme modunda çalışırkenki sesi. Şu an açtık mesela, duyuluyor mu bilmiyorum. Hafif bir fan sesi var. Ama baskıya girdiğimiz zaman
Bu step motor deniyor bunlara. Burada bir iki bir de altta var bir tane. Üç tane step motorumuz var. Bu step motorlar oldukça sessiz. Bunlarda ses çıkmıyor. Çünkü daha önceki modelde çok çıkıyorlardı. Onu değiştirdi marka. Fakat şöyle bir durum var. Çalışırken, baskı alırken daha doğrusu bir fan sesi giderek artıyor. O ses birazcık rahatsız edebilir. Yani o zaman ses seviyesi 50-60 desibele kadar çıkabiliyor. Eğer aynı odada uyuyorsanız ve uykunuz da hassassa, eğer dış seslere fazla tahammül edemiyorsanız sizi bir parça rahatsız edebilir. Ama benim uykum derindir, ben bir şey duymuyorum derseniz çok da yüksek bir sesin olmadığının altını çizelim. Gelelim bu yazıcının maliyetlerine. Şimdi filament maliyetlerinden bahsetmek isterim. Bu dediğim gibi test ürünü olduğu için kutusundan bir tane bir şey çıkıyor. Yani bir test filamenti çıkıyor. Ama siz filament bittikten sonra kendiniz almanız gerekiyor. Yaklaşık 1 kilogramlık filamentin maliyeti 130 TL civarında. 100 liraya da var. 130, 140, 150 TL'ye kadar da çıkabiliyor. Ama ortalama 130 TL alırsak, bunun 20 grama bastığımızı düşünürsek çok da aslında yüksek bir maliyet ortaya çıkmıyor. Oldukça hani makul rakamlar çıkıyor. Tabii mesela benim az önce bahsettiğim bu desktop organizer dediğimiz şeyde 200 gram kullandık. O da yaklaşık olarak sadece filament maliyeti işte 25-30 TL'ye kadar çıkabiliyor. Çünkü 1 kilogramlık filamentin neredeyse 5'te 1'ini kullanmış olduk. Elektrik tarafında maliyetli, çünkü sadece filament değil aynı zamanda elektrik de harcıyorsunuz. Bu tarz ürünlerin fiyatı ortalama yani harcadıkları enerji açısından baktığımızda 15 ila 20 kuruşluk bir rakamdan söz edebiliriz. En azından bu videoyu çektiğimiz tarihteki ortalama rakamlar üzerinden söylüyorum. Neden ortalama diyorum? Çünkü elektriği kullandığınız yere göre fiyat değişiyor. Gece tarifleri farklı, gündüz tarifleri farklı ama ortalama 20 kuruş desek ve cihazın 24 saat baskı yaptığını varsaysak ve 7/24 çalıştırsanız, yani bir ay boyunca çalıştırsak ortalama 60-70, hani bilemediniz 80 TL'ye kadar çıkabilecek bir maliyet söz konusu. Hani normal bir kullanıcı da bunu 24 saat bir ay boyunca sürekli çalıştırmayacağı için çok daha düşük bir maliyet olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama öyle de çalıştırsanız ortaya çıkacak maliyetin çok yüksek olmadığını söyleyebilirim. Bu bakımdan hani kullanım maliyeti veya işte sarf malzemeleri vesairenin maliyeti çok yüksek olmadığını belirteyim. Gelelim Kraliçe'nin CR6SE modelinin Türkiye fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı yaklaşık olarak 3000-3100 TL civarındaydı. Başlangıç için bence çok güzel bir ürün. Bunun altındaki modellerine baktığımızda Kraliçe'nin arkadaşlar bir tek Kraliçe Ender 3V2 modeli biraz benim hani buna beraber düşündüğümüz zaman çıkıyor. O 2000 TL civarında satılıyor. Bu 3000 TL civarında. Aradaki farka değer mi? Bunun işte kafa ayarı daha kolay. Kafa ayarı yok daha doğrusu. Otomatik yapılıyor. Çok güzel. Bir de beslemesi vesairesi biraz daha farklı. Hani onu da alabilirsiniz. O da güzel bir ürün. Ama ben biraz daha böyle rahat olayım. Kafam rahat olsun. Biraz daha böyle başka şeylere odaklanayım derseniz ben mesela bu modeli tercih etmenizi öneririm. Gayet hem başlangıç için hem de bir şeyleri öğrenmek için güzel bir model. Biz bu yazıcıyı E-Data Teknoloji iş ortaklarından satın aldık. Kraliçe ürünlerini E-Data Teknoloji güvencesiyle çözüm ortaklarından siz de temin edebiliyorsunuz. E-Data Teknoloji 2021 yılında Kraliçe ürünlerinin distribütörlüğünde aldı. Çözüm ortakları hakkında daha fazla bilgi almak için www.etradata.com.tr adresine ulaşabilir. Doğrudan e-posta ve telefon aracıyla bilgi alabilirsiniz. Bu tarz modelleri ya da bu tarz yazıcıları E-Data üzerinden almak önemli. Zira E-Data Teknoloji markadan bile bağımsız olarak kendi inisiyatifiyle bir değil 2 yıl garanti veriyor. Ayrıca normal şartlarda Kraliçe aşınan parçalar hariç 1 yıl garanti veriyor. Ancak E-Data Teknoloji aracıyla satın alınan ürünler için yine aşınan parçalar hariç 2 yıl garanti söz konusu. Aşınan parçalar için ise garanti süresi 3 ay ile sınırlı. Evet arkadaşlar, geldik bir videonun daha sonuna. Bu videoda sizlere Kraliçe CR6SE modelini anlatmaya çalıştık. Bu arada bu bir başlangıç videosu. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda farklı videolarla 3D yazıcı dünyasına yeni bir giriş yapacağız. Farklı ürünlerden bahsetmeye çalışacağız. Farklı baskılar alacağız. Elektronikle mekaniği birleştirip size 3D yazıcıyı nasıl kullanabileceğiniz konusunda ilham ve fikir verebileceğimiz videolar gelecek. Dediğim gibi slicer yazılımını anlatacağız. Farklı şeyler anlatacağız. Nerelerden model bulabileceğinizi anlatacağız. Bu ve benzeri videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmanızı şiddetle öneriyorum. Eğer bu ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa ya da bizim anlatmayı unuttuğumuz bir şeyler varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter,
Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.